Sultan Osmanlı Mebusan Meclisi ile ilgili verilen metne göre bize verilen yorumlardan hangi yeri yanlıştır? Son Osmanlı Meclisi Amasya görüşmelerinde alınan kararlar üzerine 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Mecliste İstanbul hükümeti ve Anadolu halkını temsil eden milletvekilleri bulunuyordu. Anadolu'dan gelen istekle İstanbul hükümeti meclis çalışmalarını başlattığında ne Mustafa Kemal Paşa'nın meclis başkanlığı söz konusu olmuş ne de milli teşkilatın amaç ve hedeflerine hizmet edecek bir müdafaa-i hukuk grubu kurulabilmişti. Ancak mecliste bulunan müdafaa-i hukukçular ...Ravuf Bey'in başkanlığı altında Felah-ı Vatan grubu adıyla bir grup kurmuşlardır. Meclisi Mebusan'ın yaptığı en önemli faaliyet Misak-ı Milli'yi kabul etmesidir. Mecliste bulunan milli mücadele taraftarları Misak-ı Milli'nin kabul edilmesini sağlamışlardır. Bize verilen son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalara baktığımızda farklı görüşleri benimseyen temsilcilerin bir araya getirildiği söylenebilir. Çünkü mecliste İstanbul hükümeti ve Anadolu halkını temsil eden milletvekilleri bulunmaktaydı. Milli sınırlarımız kabul edilerek ulusal bir nitelik e, kazanmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü 28 Ocak 1920'de Misak-ı milli kabul edilmiştir. Fakat mecliste sadece felah vatan grubu faaliyet sürdürmüştür açıklaması yapılamaz. Çünkü bu dönemde müdafaa-i hukukçular da e, mecliste bulunmaktaydı. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. İtilaf Devletleri'nin böyle bir genelge yayınlamakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin misak-ı milli kararlarını kabul etmesi üzerine İstanbul'u işgal eden itilaf devletleri bir genelge yayınlayarak işgalin geçici olduğunu, amaçlarının padişah ve halifeyi korumak olduğunu işgale direnenler olursa İstanbul'un da Türklerden alınacağını ilan ettiler. Ee, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde misak-ı milli kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletleri 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u resmen işgal ettiler ve Mebusan Meclisi'ni basıp dağıttılar. Sonrasında işgalin geçici olduğunu ve amaçlarının padişah ve halifeyi korumak olduğunu belirttiler. Bundaki amaçları arasında padişahın saygınlığını arttırmak, Türk milletinin haklarını korumak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ortam sağlamak gibi bir düşünce yoktur. Fakat işgaller karşısında e, direnişi önlemek amacıyla bu genelgeyi yayınladıkları söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Erzurum ve Sivas kongrelerinde aşağıdaki maddelere yer verilmiştir. Milli sınırları içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli sınırları içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Bize verilen maddelere baktığımızda İstanbul hükümeti milli mücadeleyi desteklemiştir açıklaması yapılamaz. Çünkü e, sessiz kalmıştır. İtilaf devletleri Mebusan Meclisi'nin kararlarına saygılı olmuştur açıklaması da yapılamaz. Çünkü e, Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli'yi kabul edince e, bu kararlar doğrultusunda İstanbul e, 16 Mart 1920 tarihinde işgal edilmiştir. Padişah ile milli mücadele yanlıları işbirliği yapmıştır açıklaması da yine yapılamaz. Fakat milli mücadelede alınan bazı kararlar Mebusan Meclisi tarafından benimsenmiştir açıklaması iki maddeye de bakılarak yapılabilir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Mustafa Kemal'in verilen sözünden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz. Milli iradeye dayanarak Türkiye'nin geleceğini elinde tutan bir tek meşru ve müstakil hakim kuvvet Ankara'da toplanmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye ile ilgili bütün konuların çözümüyle görevli ve her türlü dış meselede söz sahibi ancak Meclis Hükümetidir. İstanbul'da herhangi bir heyetin böyle bir meşru bir hukuk durumu yoktur. Bize verilen Mustafa Kemal'in sözlerine baktığımızda ulusun geleceğini ulusun kendi iradesi belirleyecektir açıklaması yapılabilir. Çünkü milli iradeden söz edilmiştir. İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir açıklaması da yapılabilir. Çünkü e, Türkiye ile ilgili kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Türk Milletinin geleceği ile ilgili söz söyleme hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir açıklaması yapılabilir. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasında yakınlaşma başlamıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Hükümetini yok saymaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Sevr Anlaşması'na karşı tutumu ile ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Sevr Anlaşması Türk milleti için öylesine uğursuz bir idam kararnamesidir ki onun bir dost ağzından çıkmamasını dileriz. Bu konuşmamız sırasında bile Sevr Anlaşması'nı ağzıma almak istemem. Sevr Anlaşması'nı kafasından çıkarmayan milletlerle güven temeline dayanan ilişkilere girişemeyiz. Bize göre böyle bir anlaşma yoktur. Mustafa Kemal'in sözlerine baktığımızda Türk milleti adına tutsaklık belgesi olan bu anlaşmanın kabul edilmediği söylenebilir. Anlaşmayı dostlarının da kabul etmemesi gerektiğini vurgulamaktadır ve anlaşmayı kabul eden devletlere güvenemeyeceğini belirtmiştir. Bu açıklamalara ulaşabilir. Fakat anlaşmayı kabul eden devletlere savaş ile ilgili herhangi bir açıklama yapılamaz sadece bu devletlere karşı güven duyulmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisiyle ilişkendirilebilir? İlk mecliste genç subaylar, sarıklı aşiret beyleri, medrese hocaları, şeyh ve öğretmen ve doktorlara kadar her meslekten insan yer almıştır. Buna rağmen meclis çalışmalarını uyum içinde sürdürmüştür. Bize verilen ilk meclisin özelliklerine baktığımızda yapısı e, yapısıyla ilgili olarak Atatürk'ün sözlerinden ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır sözüyle ilişkilendirilebilir. Çünkü bu mecliste e, ülkemizin her kesiminden insanlar yer almış, bağımsızlık için mücadele etmişlerdir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Misak-ı milli kararlarında aşağıdaki bölgelerde halk oylaması yapılabileceği belirtilmiştir. Arap toprakları, Kars, Ardahan ve Batum, Batı Trakya. Bu karardan alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 28 Ocak 1920 tarihinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararlarını kabul etmiştir. Özellikle Arap ülkeleriyle ilgili olarak Arapların olduğu ülkenin geleceği o ülke halkının kararına oylamasına göre belirlenecektir. Açıklaması yapılmıştır. Yine vilayet Sitte yani Doğu illeriyle ilgili Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır açıklaması yapılmıştır. Batı Trakya içinde Bölgenin geleceğini belirlemek için halk oyuna yine başvurmalıdır açıklaması söz konusudur. E, bu toprakların e, Türk toprakları olarak kalabilmesi için ve buralarda yaşayan nüfusun e, Türk nüfusu olduğunu kanıtlayabilmek için e, seçimler yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.